Her şirketin müşteri deneyimi ya da kullanıcı deneyimi olgunluk seviyesi var. Ve bu olgunluk seviyesindeki her basamağa çıkıyor olmak, olmanın gerçekten bir rakamsal karşılığı var. Birinci basamak bizim güllaççı. En iyi kullanıcı ölü kullanıcıdır yani. Umurumda değil. Hatta kimi söyleyebiliriz? İşte Karaköy'deki balıkçılar, stadyum köftecisi. Yani nasıl olsa buraya 1 milyon kişi daha gelecek yani. 1000 tane adam geçse, o adamlardan 10 tanesi alsa ben hayatıma devam ederim. Benim çok iyi bir balık deneyimi yaşatmama gerek yok ki insanlar gitsinler, arkadaşlarıyla da gelsinler. Bu en iyi kullanıcı, ölü kullanıcıyla başlayıp adım adım biz bu işe yatırım yapıyoruz. Şirketin içerisinde bu konuda çalışan profesyoneller var. O profesyonellerin ortaya çıkardığı veriler artık bizim strateji kararlarımıza dönüşüyordan artık kullanıcı verisi bizim vizyonumuzu, uzun vadeli vizyonumuzu, vizyonumuza karar verir noktaya gelene kadar aslında birden başlayıp 8'e kadar giden bir şey var. Türkiye'de şu an aslında birçok şirket 3 ila 4, 4. stajlar arasında. Belki bazıları yaptığı yatırım nedeniyle hadi 5 vesaire diyelim. Bu da çok güzel bir fırsat barındırıyor aslında. Hani o Afrika'ya gidip kimsenin ayakkabı giymediğini gören girişimci gibi. Yani herkese ayakkabı satabiliriz. Which means bu alanda daha en az bu kadar daha yatırım olacak. Hatta bundan kat be kat daha fazla yatırım olacak. Yani bu işe girmek için çok doğru bir zamandayız. Peki bu ölçüm sistemleri bize neyi sağlıyor? Aslında satın almanın altında yatan bazı şeyler var. Güven duygusu. Bu güven duygusunun gerçekten merkezinde bu rating sistemleri. Merkezinde demeyelim de güven sisteminin bir parçası. Aslında ratinglerden daha fazla güvendiğimiz şeyler var. Ne gibi? Tanıdığımız insanlar gibi. Değil mi? Ev arkadaşımın piyanosunu bir kargo şirketi kırdı ve ben o kargo şirketimi daha kullanmıyorum. Niye? Çünkü bizzat gördüm ya da bizzat arkadaşım bana anlattı. İkinci sırada kimler var? Tanımadığım ama gerçek ismiyle cismiyle ben bunları kullandım, sevdim diyen insanlar. Uğur Özmen'i tanımıyorum ama bir blog yazmış ve demiş ki benim başıma şöyle bir şey geldi, ne güzel restoran. Bu blog yazısı da benim bir şekilde önüme düştü. Adamın ismi var, cismi var, bayağı yazıyor işte CV'si falan. Ne oldu? İkinci sırada. Üçüncü sırada ekşi sözlüktekiler var. Yani hem bir ismi yok ama hala bir hikayesi var. Ondan sonra da ratingler var. Aslında bu dörtlü güven endeksini bir parçasını dahi kullandığınızda o güven sorunu yaşayan ülkelerdeki satış süreçlerinde dahi belli bir noktaya geliyorsunuz. Tabii ki content üretme konusunda bir sıkıntımız var. O yüzden sadece rating vermek yetmiyor. Dediğim gibi az önce daha fazla rating almak, daha detay almak, bir de insanlara içeriği ürettirmek önemli.